Birinci bölüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları. A. Aşağıda tabloda Güneş sistemindeki gezegenlere ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi gezegenlere ait olduğunu örnekteki gibi boyayarak belirtiniz. 1. Üzerinde hayatın olduğu bilinen tek gezegen bu Dünya'dır. 2. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. 3. Doğal uydusu ve halkası olmayan gezegen. Evet. Venüs ve Merkür'ün uydusu yoktur arkadaşlar. Burada Venüs olduğu için Venüs'ü boyayalım. 4. Kızıl gezegen olarak bilinir. Bu Mars'tır. 5. Güneş sistemindeki en büyük gezegen. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir. 6. Güneş'e en uzak gezegen. Bu da Neptün'dür arkadaşlar. 7. Jüpiter ve Satürn'den sonra en fazla doğal uyduya sahip olan gezegen ise Uranüs'tür. 8. Halkalı gezegen olarak bilinen de Satürn'dür. B. Aşağıda verilen üçlü kelime gruplarından defterinize bilimsel olarak doğru cümleler yazınız. 1. Meteoroid, atmosfer, meteor parçası. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına meteoroid denir. 2. Gezegen, doğal uydu, dolanma hareketi. Doğal uydular gezegenlerin etrafında dolanma hareketi yapar. İkinci bölüm ölçme ve değerlendirme çalışmaları. A. Aşağıda ay ve güneş tutulmalarının özellikleri numaralandırılarak verilmiştir. Bu özellikleri ait olduğu tutulma türleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz. 1. Ay dolunay evresindeyken gözlenir. Bu ay tutulmasıyla ilgilidir. 2. Ay yeni ay evresindeyken gözlenir. Bu güneş tutulmasında gerçekleşir. 3. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Bu da güneş tutulmasında gözlemlenir. 4. Dünya güneş ışığının aya ulaşmasını engeller. Bu ay tutulmasıyla gözlemlenir. 5. Ay dünya ve güneş arasındayken gerçekleşir. Bu güneş tutulmasında gözlemlenir. 6. Dünya ay ile güneş arasındayken gerçekleşir. Bu da ay tutulmasında gözlemlenir. Dolayısıyla ay tutulması 1, 4 ve 6'dır. Güneş tutulması 2, 3 ve 5'tir. B. Bir öğrenci güneş ve ay tutulması modelini oluşturmak için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getiriyor. Buna göre verilen soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı noktalı yerlere yazınız. Portakal, el feneri, ceviz. 1. Öğrencinin getirdiği malzemeler hangi gök cisimlerini temsil etmektedir? Portakal dünyayı, el feneri güneşi, ceviz ise ayı temsil etmektedir. 2. Öğrenci ay tutulması modelini oluştururken malzemelerin birbirine göre konumu nasıl olmalıdır? Portakal yanan el feneri ve ceviz arasında olmalıdır. 3. Öğrenci güneş tutulması modelini oluştururken malzemelerin birbirine göre konumu nasıl olmalıdır? Ceviz, yanan el feneri ve portakal arasında olmalıdır. 1. Ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları. A. Aşağıda ünitede öğrendiğiniz kavramlarla ilgili hazırlanan bir bulmacanın çözümü verilmiştir. Buna göre bulmacanın sorularını defterinize yazınız. 1. Bir yıldız etrafında dönme, kendi etrafında dolanma hareketi yapan küresel gök cisimlerinden her birine gezegen denir. 2. Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlara meteor çukuru denir. 3. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına meteorit denir. 4. Güneş sisteminde güneşe en uzak gezegen Neptün'dür. 5. Güneş sistemindeki en büyük üçüncü gezegen Uranüs'tür. 6. Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanma hareketi yapan gök cisimlerinden her biri doğal uydudur. B. Aşağıda verilen gezegenlerin ortak özelliklerini kutucuklardaki kavramları kullanarak noktalı yerlere yazınız. Merkür, Mars, Venüs ve Dünya karasal gezegenlerdir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gazsal gezegenlerdir. Merkür ve Venüs doğal uydusu olmayan gezegenlerdir. Jüpiter, Satürn, Dünya, Mars, Uranüs ve Neptün'ün de doğal uydusu olan gezegenlerdir. C. Aşağıda verilen boş kutucuklara uygun gezegenlerin isimlerini yazınız.
A. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e yakın olandan uzak olana doğru sıralanışı. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. B. Güneş sistemindeki gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür. C. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. 1. Güneş sistemindeki en küçük gezegen Dünya'dır. Bu ifade yanlıştır. Güneş sistemindeki en küçük gezegen Merkür'dür. 2. Güneş tutulması esnasında Ay yeni ay evresindedir. Bu ifade doğrudur. 3. Ay tutulması esnasında Ay dolunay evresindedir. Bu ifade de doğrudur. 4. Mars ve Venüs'ün doğal uydusu vardır. Bu ifade yanlıştır. Venüs ve Merkür'ün uydusu yoktur. 5. Dünyanın tek doğal uydusu Ay'dır. Bu ifade doğrudur. 6. Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına meteorit denir. Bu ifade de doğrudur. 7. Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlara göktaşı çukuru denir. Bu yanlıştır. Meteorların yeryüzünde oluşturduğu çukurlara meteor çukuru denir. 8. Mars, görünümünden dolayı kızıl gezegen olarak bilinir. Bu ifade doğrudur. 9. 9. Uranüs, Güneş'e en yakın gezegendir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Uranüs, Güneş'e en uzak 7. gezegendir. 10. Satürn, karasal bir gezegendir. Bu ifade de yanlıştır. Satürn, gazsal gezegendir. D. Aşağıdaki tabloya Güneş ve Ay tutulmalarının özelliklerini yazınız. Güneş tutulması, Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girdiğinde gerçekleşir. Ay, yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Ay, Güneş ışığının bir kısmının Dünya'ya ulaşmasını engeller. Ay tutulması, Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına girdiğinde gerçekleşir. Ay, Dolunay evresindeyken gerçekleşir. Dünya, Güneş ışığının Ay'a ulaşmasını engeller. E. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz. 1. Satürn ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı gazsal gezegendir. Bu ifade doğrudur. B şıkkı halkalı gezegen olarak bilinir. Bu ifade de doğrudur. C şıkkı Jüpiter ile Uranüs arasında yer alır. Bu da doğrudur. D şıkkı iç gezegendir denmiş. Bu yanlıştır. Satürn dış gezegendir arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkıdır. 2. Güneş, Dünya ve Ay'ın konumları yukarıdaki görselde verildiği gibi olduğunda durumlarından hangileri gerçekleşir? Evet, Ay, Güneş ile Dünya arasına girmiş arkadaşlar. Bu bir Güneş tutulması modelidir. 1. Güneş tutulması olur. Evet, doğru. 2. Ay, yeni ay evresinde olur. Bu da doğrudur. 3. Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer. Bu da doğrudur. Durumlardan üçü de doğru olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir öğrenci güneş ve ay tutulmalarını modelle göstermek amacıyla pimpon topu, bakır tel, alüminyum folyo ile yapılan küresel cisim ve el fenerlerini kullanarak yandaki deney düzeneğini kuruyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. El feneri, pimpon topu ve alüminyum folyo ile yapılan küresel cisim yandaki görselde verilen konumdayken güneş tutulması modellenmektedir. Evet, pimpon topu ayı, alüminyum folyo ile yapılan küresel cisim Dünya'yı, el feneri de Güneş'i temsil ettiğinde Ay, Güneş'le Dünya'nın arasına girer ve Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerinde bir kısım yerleri karanlıkta bırakır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Güneş tutulması modellenmiştir. 2. Deney düzeninde pimpon topu Dünya'yı temsil etmektedir denmiş. Bu yanlıştır. Alüminyum folyo ile yapılan cisim Dünya'yı, pimpon topu ise Ay'ı temsil etmektedir. 3. Düzenek ay tutulmasını modellemek için yetersizdir denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Şimdi pimpon topunu en sağa, alüminyum folyo ile kaplı küresel cismi de el feneri ile pimpon topunun arasına koyarsak bu bir ay tutulması modeli olabilir. Dolayısıyla ifadelerden yalnız bir doğrudur. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olduğunda Ay tutulması gerçekleşir. Şimdi ay tutulmasında arkadaşlar Dünya Güneş'le Ay'ın arasına girecek. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. 5. K, L ve M Güneş sistemindeki 3 gezegeni temsil etmektedir. Bu gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları ve
büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre K, L ve M gezegenleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkı K gezegeni Uranüs, L gezegeni Venüs, M gezegeni Satürn. Evet, Güneş'e olan uzaklıklarına baktığımızda Venüs, Satürn ve Uranüs'ten daha yakın. Sonra Satürn, en uzakta Uranüs. Bakın bu sağlandı, doğrudur. Şimdi büyüklüklerine baktığımızda Satürn en büyük, sonra Uranüs, Venüs bu üçünden daha küçüktür. Bu da sağlanıyor. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 6. Güneş sisteminde yer alan 4 gezegen K, L, M ve N harfleriyle belirtilmiştir. Bu gezegenlerin Güneş'e uzaklıkları arasındaki ilişki N büyük, M büyük, L büyük, K şeklindedir. K, L, M ve N gezegenleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. K üzerinde hayat olduğu bilinen tek gezegendir. O zaman bu K dünya olmalı arkadaşlar. L gezegeninin iki doğal uydusu vardır. Şimdi iki doğal uydusu olan gezegen de Mars'tı. L de Mars'tır. N Güneş'e en uzak gezegen. Bu da arkadaşlar Neptün'dür. Şimdi bu dört gezegenin Güneş'e uzaklıkları arasındaki ilişki şu şekilde verilmiş. N'yi biliyoruz arkadaşlar, Neptün. L'yi de biliyoruz, Mars. K'yi de biliyoruz, Dünya. Şimdi M Neptün'le Mars arasındadır. Dolayısıyla Neptün'le Mars arasındaki gezegenler Jüpiter, Satürn ve Uranüs'tür. Şimdi M gezegeni bu üçünden birisi olacak. A şıkkı Güneş sistemindeki en büyük gezegendir denmiş. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter. Fakat buna kesin diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü M, Satürn ve Uranüs'te olabilir. B şıkkı halkası vardır denmiş. Evet, bu ifade doğrudur arkadaşlar. Bakın Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün dördünün de halkası vardır. Dolayısıyla bu kesindir. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı karasal gezegenlerdir denmiş. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü bu gezegenler gazsal gezegendir. D şıkkı doğal uydusu yoktur denmiş. Hayır, bunların doğal uydusu vardır. Doğal uydusu olmayan iki gezegen var. Birisi Merkür, birisi Venüs'tür. 7. Aşağıdaki tabloda Güneş sistemindeki gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Tabloya göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Halkası olan tüm gezegenler gazsal gezegendir denmiş. Evet, bu doğrudur arkadaşlar. Bakın, gazsal gezegenler buradaki Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, bunların halkaları vardır görüyorsunuz. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur. 2. Karasal gezegenlerin iki tanesinin doğal uydusu yoktur. Evet, bakın Merkür ve Venüs bunlar karasal gezegenlerdir ve bunların doğal uydusu yoktur. Bu da doğrudur. 3. Doğal uydusu olan tüm gezegenlerin halkası vardır denmiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bakın Dünya ve Mars'ın doğal uydusu var fakat bunların halkası yok. Dolayısıyla ifadelerden 1 ve 2 kesinlikle doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Ayça aşağıdaki tablonun aynı satırına yazılan 5 gezegenden birini belirli bir özelliğe göre diğerlerinden ayıracaktır. Ayça'nın bu ayrımı yaparken dikkate alacağı özellikler tabloda verilmiştir. Ayça, gezegenler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğuna göre tablodaki 1, 2 ve 3 numaralı satırlara aşağıdaki gezegenlerden hangisini yazmıştır? Gezegenler Mars, Merkür, Venüs, Dünya, Neptün. Ayrım yapılırken dikkate alınan özellik yüzey yapısı karasal, gazsal gezegen. Şimdi arkadaşlar Mars, Merkür, Venüs ve Dünya karasal, Neptün ise gazsal gezegendir. Buraya Neptün yazalım. Satürn, Uranüs, Jüpiter, Neptün, Mars. Halkası olup olmaması. Şimdi gazsal gezegenlerin halkaları vardı. Gazsal olanlar Satürn, Uranüs, Jüpiter, Neptün. Bakın Mars burada arkadaşlar karasal gezegen olduğu için bunun halkası yoktur. Buraya Mars yazalım. Venüs, Uranüs, Mars, Satürn, Jüpiter. Doğal uydusu olup olmaması. Arkadaşlar Venüs'ün dışındakilerin doğal uydusu vardır. Bir de Merkür'ün uydusu yok arkadaşlar Venüs'le birlikte. Dolayısıyla burada diğerlerinden farklı olan gezegen Venüs'tür. 1 Neptün, 2 Mars, 3 Venüs. Doğru cevap. Şimdi bu soruda bir yanlışlık var arkadaşlar. Bakın şurada D şıkkında üçüncüye Mars yazılmış. Bunu düzeltelim. Burası Venüs olacaktı. Bir baskı hatası var. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. 9. Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre konumları esnasında gerçekleşen bir doğa olayı aşağıdaki modelde gösterilmiştir. Bu doğa olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar Ay
Dünya ile Güneş'in arasına girmiş ve Ay'ın gölgesi Dünya'nın bir kısmını karanlıkta bırakmış. Bu bir Güneş tutulması modelidir. Şıklara bakalım. A şıkkı. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Evet. Güneş tutulmasında ay yeni ay evresinde olmalıdır. Bu doğrudur. B şıkkı. Güneş tutulması olarak adlandırılır. Evet, doğrudur. C şıkkı. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Bu yanlış arkadaşlar. Tam tersi. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer olacaktı. D şıkkı. Ayda bir kere gerçekleşen bir olaydır denmiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Güneş tutulması her ay gerçekleşmez. Burada da bir hata olmuş arkadaşlar. Hem A hem B ikisi de doğrudur.